Evet, herkese merhabalar. Ben Burak Salman, Global Menkul Değerler Araştırma Bölüm Direktörüyüm. Sizlerle daha önce aslında Viyop direktörümüz Engin Bey bir canlı yayın gerçekleştirmişti. Bizler de bugünlerde özellikle Global Menkul Değerler Araştırma Bölümü olarak sizlerden gelecek olan soruları yanıtlamak ve bizlerin de piyasa hakkında ya da diğer emtialar hakkında görüşlerini aktarmak için düzenli olarak yayınlara başlayacağız ve bu da bu yayınların aslında ilki. Öncelikle ben Global Menkul Değerleri zaten sizler tanıyorsunuz. Araştırma bölümü olarak neler yapıyoruz? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Benle birlikte araştırma bölümünde biz 5 arkadaş olarak görev yapıyoruz. Bu 5 arkadaşımızın arasında 2-3 kişi temel analistimiz, 2 de stratejistimiz bulunuyor. Ve bizler piyasayı kısa ve uzun vadeli olarak aslında çok detaylı bir şekilde inceleyip, analiz edip müşterilerimizle bunu özellikle teknolojimizi kullanarak hızlı bir şekilde paylaşıyoruz ve hızlı bir şekilde onlara iletiyoruz. Bu noktada biliyorsunuz global menkul değerler aslında araştırma ve teknolojiye oldukça önem veren bir şirket. Buy Global adlı uygulamamız var ve buradan hızlı bir şekilde araştırmadan çıkan kısa ve uzun vadeli önerilerimizi müşterilerimizle, yatırımcılarımızla hızlı bir şekilde paylaşıyoruz, kendilerine iletiyoruz. Bu noktada aslında sizlerden gelen sorular da var ve öncelikle aslında onlarla başlayayım. Sonrasında da zaten karışık bir şekilde biz de yorumlarımızdan bahsediyor oluruz. Öncelikle uzun vadede önerdiğimiz hisse senetleri sorulmuş, bizlere iletildi soru olarak. Biz uzun vadede 5 hisse senedini inceliyoruz, beğeniyoruz. Bunlardan ilki Garanti Bankası. Garanti Bankası'nı uzun vadeli olarak beğeniyoruz. Bizce bankacılık sektörü içerisinde en güçlü ve en çok yüksek potansiyeline sahip banka Garanti Bankası. İkinci olarak Turkcell. Biz Turkcell'i telekom sektörü içerisinde biliyorsunuz Türk Telekom ve Turkcell var. İki şirket de beğeniyoruz ama Turkcell'i en beğendiğimiz hisseler arasında tutuyoruz. Özellikle bu dönemde de sizler de takdir edersiniz ki Turkcell'in telekom operatörü olarak hem telekom operatörü hem de bir data sağlayıcı olarak hacimlerinde artış görmemiz çok doğal olacaktır. Aynı zamanda şirket çok ciddi kar yaratıyor. Önümüzdeki yıllarda da bu karlılığını arttırabileceğini düşünüyoruz. Tofaş model portföyümüzde hem defansif özellikleri var hem de aslında bir orta vadede bir büyüme hikayesi olduğunu düşünüyoruz Tofaş'ın. Diğer yandan Türk Traktör izleme listemizde ve en beğenli hisseler arasında 5 hisse arasında yer alıyor. Türk Traktör aslında hem bir noktada oto sektörüne değerken, iş yapışı aslında orayı ifade ederken bir yandan da aslında Türkiye'deki tarım ve çiftçilik sektörüne de işaret ediyor ve oradaki önümüzdeki dönemdeki büyümenin önemli ölçüde artacağını da düşünüyoruz. Traktör satışları da buna binaen son yıllarda zayıf kaldı. Önümüzdeki yıllarda traktör satışlarının da ciddi oranda artmasını açıkçası bekliyoruz. O nedenle de biz Türk Traktörü orta vadeli model portföyümüzde tutuyoruz. Ülker'de gıda sektörü içerisinde en beğendiğimiz şirket. Ülker'i de hem büyüme potansiyeli ile birlikte hem de marjlarının güçlü olması ile birlikte aslında biz en beğendiğimiz şirketler arasında da tutuyoruz. Tutmaya da devam edeceğiz. Bir diğer gelen soru aslında altın fiyatları hakkındaki öngörülerimiz sorulmuş. Biraz böyle konular farklı noktalardan farklı noktaya geçiyorum ama öncelikle gelen soruları cevaplamak istedim. Altın fiyatları hakkındaki öngörümüz şu. Altın fiyatları biliyorsunuz şu anda 1700 dolarlara yaklaşmış durumda. Biz özellikle global çaptaki bu parasal genişlemenin fazlasıyla genişlemeyi gördüğümüz bu mevcut durumda altın fiyatlarına olan altına olan talebin önümüzdeki dönemde artmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
ve altının güçlü fiyatlarını koruyacağını tahmin ediyoruz. Öyle ki şu anda 1700 dolarlarda altın fiyatı, 1700 dolarlara yaklaşmış durumda. Ama geçtiğimiz yıllara kıyasla zaten oldukça yukarıda, ortalama olarak da yıllık bazda baktığımızda ortalamalar bazında zaten güçlü seviyesinde. Şu anda ortalama olarak yılbaşından beri de oldukça iyi bir seviyede ortalaması. Bu bağlamda biz önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının güçlü kalmaya devam etmesini açıkçası öngörüyoruz. Piyasa hakkındaki düşüncelerimiz sorulmuş. Biz piyasa hakkında kısa vadede dalgalanmaların artı ya da eksi yönde devam edeceğini düşünüyoruz açıkçası. Bunun aslında kısa vadedeki sadece Türkiye üzerinde değil, global çapta da bu dalgalanma devam ediyor. Biz orta ve uzun vade için yine de olumluyuz. Mevcut şartlar altında orta ve uzun vade için fırsat yaratan şirketler var. Ama genel olarak piyasaya baktığımızda biz kısa vade için dalgalanmanın artı ve eksi yönde devam edeceğini düşünüyoruz açıkçası. Bu noktada en beğendiğimiz sektörler sorulmuş. Mevcut durumda bizim aslında en beğendiğimiz sektörlerin başında telekom sektörü geliyor. Çünkü malumunuz bu dönemde data kullanımı oldukça fazla. Zaten bu şirketler güçlü ve bu dönemde de güçlü kalmaya devam edecekler finansal anlamda ve büyümeler anlamında diye düşünüyoruz. O nedenle de biz telekom sektörü özelinde olumluyuz. Olumlu kalmaya da devam edeceğiz. Bir diğer olumlu olduğumuz sektör aslında gıda sektörü. Hepimizin malumu bu dönemde gıda talebinde ciddi bir artış var. Bu şirketlerin de hacimlerindeki artış şirketleri güçlü kılmaya devam ediyor. Cam sektörü, zaten cam sektörü konusunda bizler olumluyuz. Öte yandan birleşme hikayesi var. Biliyorsunuz cam sektöründe bu hikayede aslında orta vadede şirketler için bir katalist sunuyor. Katalist olarak gözüküyor. Elektrik tarafında, üretim ve dağıtım tarafında aslında güçlü kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz ama tabii üretim tarafındaki şirketlerin daha çok kur farkından dolayı, yani bu şirketler döviz bazlı borçlu ve bu şirketler bir yandan operasyon karlarını arttırırken aslında bir yandan da finansal giderleri fazla olabilir. Ama dağıtım tarafında biz daha olumluyuz aslında. Onu net olarak söyleyebilirim sizlere. Öte yandan sağlık sektörüne iş yapan şirketlerde de son dönemde biliyorsunuz işte petrokimya ön plana çıktı. İşte solunum cihazı üretmeye başlayan şirketler de var biliyorsunuz. Bu haber akışı ile birlikte aslında sağlık sektöründe de sağlık sektörüne iş yapan, oralara ham madde, yarım madde, yarım mamul sağlayan şirketler konusunda da bizler açıkçası olumluyuz. Öte yandan perakende şirket sektörü içinde olumluyuz ama perakende tarafında biliyorsunuz hisse fiyatları oldukça fiyatlandı aslında. Daha uygun yerlerden maliyet yapılabilir diye aslında düşünüyoruz. En beğenmediklerimiz sorulmuş. Bu noktada da aslında biz havacılık sektörünü şu aşamada beğenmiyoruz. Biliyorsunuz Türk Hava Yolları da Pegasus'ta uçuşlarını durdurdu. Nisan sonuna kadar bu uçuşlar durdu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde havacılık sektöründe uçuşların durmasıyla birlikte aslında nakit akışlarında birazcık zayıflama olabileceğini düşünüyoruz. Bu da zaten aslında hisse fiyatlarına da bir miktar yansımış durumda. O taraflarda da önemli ölçüde zayıflama gördük. Onun dışında aslında sizlerden gelen sorularda baktığımızda kur ile ilgili olarak, özellikle yıl sonu tahminlerimizle ilgili olarak çok fazla soru alıyoruz makroekonomik tahminlerimiz açısından. Bizim yıl başında çıkarttığımız strateji raporumuzda 2020 yılı için biz gayri safi yurt içi hasıla büyümesini %3,5, dolar kurunu 6,55, enflasyonu %10 civarlarında açıkçası tahmin ediyorduk.
Tabii böyle bir durumu, son yaşadığımız durumu kimse o zamanlarda öngöremeyeceği için bu durum bizler için de sürpriz oldu. Bu durumun ne kadar süreceğiyle ilgili olarak da aslında bize tahminlerimizi güncelliği olacağız. Bazı yabancı kurumlardan tahminler gelmeye başladı. Sizler de takip ediyorsunuzdur. Hani o kadar kötümser de olmaya da yani şu anda tahminleri açıkçası bu sürecin ne kadar sürede sonlanacağı ile ilgili de bize tahminlerimizi güncelliyor olacağız. Makro tahminlerimizi. Onun dışında gelen sorulardan bir tanesi işte değerlemelerinizde risksiz faiz oranını hangi düzeyde alıyordunuz şeklinde bir soru geldi. Biz %13 civarında bir risksiz faiz oranı alıyoruz değerlemelerimizde. Önümüzdeki dönemde bunu da güncelleyebiliriz. Sorular aslında genel olarak bu şekilde. Mevcut durumda sizlerden gelecek olan soruları da memnuniyetle cevaplamaya çalışırım. Bu bağlamda şu anda da piyasa 93.100 civarlarında. Dediğimiz gibi biz burada artı eksi olarak dalgalanmanın hala devam edeceğini düşünüyoruz. Ve şu anda da kurda 6.77 civarında salınıyor. O tarafta da dalgalanmanın artı ya da eksi yönde kısa vadede devam edeceğini açıkçası düşünüyoruz. Benim sizlere aslında anlatacaklarım bunlar. İlk yayın olduğu için bunu burada nihayetlendirelim istiyorum ama önümüzdeki haftadan itibaren daha geniş konularla, sizlerden gelecek sorularla da birlikte daha geniş kapsamlı bir yayın yapıyor olacağız. Herkese iyi günler, iyi seanslar.